Bir varmış bir yokmuş. Bundan çok uzun zaman önce Büyük Gitchegume Gölü'nün kıyısında birbirinden güzel tam 10 kızı olan bir avcı yaşarmış. Kızların saçları kuzgun kanatları gibi parlak siyahmış. Yürüyüp koştuklarında ormanda özgürce gezinen geyikler gibi narin, endamlı görünürlermiş. Hal böyle olunca avcının evine gece gündüz talipler akın edermiş. Bunlar genç, yakışıklı, fişek gibi dünyanın bir ucundan ötekine yorgunluk nedir bilmeden gidebilecek delikanlılarmış. Eğer bile olmadan at sırtına atlayıp rüzgar gibi yolculuk ederlermiş. Yabani atları ilmiklerle yakalar, burun deliklerini üfleyip büyüyle onları ehlileştirir, yılların binek atı gibi binerlermiş sırtlarına. Bunların dışında avcının evine kanolarla, kayıklarla, sakin sularda kürek çeke çeke koca gölün öte yakasından gelenler de varmış. Eve gelen taliplerden her biri avcının gözüne girebilmek umuduyla yanlarında hediyeler getirirlermiş. Güneşe en yakın yerlerde uçan bir kartalın kanadından bir tüy, tilki ve kunduz kürkleri, kıvırcık bizon yünü, renkli boncuklar, kızılderililerin para yerine kullandığı deniz kabukları, kirpi okları, boz ayı pençeleri, işlene işlene battaniye gibi yumuşamış geyik derileri ve daha aklı hayale gelmeyecek bir sürü şey getirirlermiş bu delikanlılar. Zamanla içlerinden bir tanesi hariç bütün kızlar birer birer bu delikanlılara gönüllerini kaptırıp evlenmişler. Her bir kız evlendiğinde kıyıya minik bir çadır daha dikilmiş. Böylece gölün kenarı minik bir köye dönüşmüş. Zaten ülke oldukça zenginmiş. Üstelik avlanacak bir sürü hayvan, tutulacak bir sürü balık varmış. Böylece kimse zorluk çekmemiş. Geriye sadece içlerinden en güzeli olan en küçük kız Oveni kalmış. Güzel olduğu kadar kibar da olan Oveni'den daha iyi kalpli bir insan yeryüzünde yokmuş. Kibirli ve geveze ablalarının aksine Oveni utangaç ve mütevazıymış. Üstelik mecbur kalmadıkça konuşmaz, konuşunca da 2-3 laftan fazlasını söylemezmiş. Her fırsat bulduğunda ormana gider. İnsanlardan uzakta kuşların şarkılarını dinleyerek, daldan dala atlayan sincapları izleyerek kendini düşüncelerine kaptırırmış. O ormanda saatlerce ne düşündüğünü kimse bilmezmiş ancak böyle iyi bir insanın aklından tek bir kötü şey geçeceğini akıllarına kimse getirmezmiş. Ancak ne kadar mütevazı da olsa Ovani'nin kendine has bir özelliği varmış. Bu özelliği fark eden, Ovani'nin kalbini kazanacağına emin olduğu halde kendisiyle alay edildiği için gururu kırılan, kaçıp giden birçok mağrur delikanlı olmuş. Gerçek şuymuş ki, Ovani'yi memnun etmesi epey zormuş. Birbirinden yakışıklı, filinte gibi delikanlılar onunla evlenmek istiyormuş. Hatta o toprakların en cesur erkekleri de bunların içindeymiş. Ancak bu ceylan gözlü kız hiçbirini istemiyormuş. Kimine çok uzun diyormuş, kimine çok kısa. Kimileri onun için fazla cılızmış, kimileri de fazla tombul. Artık ablalarının da sabrı iyiden iyiye tükenmeye başlamış. Bahane bularak kapısından kovduğu her erkekte sanki ablalarının eşlerini aşağılar gibiymiş. İstese bütün ablalarının eşlerinden daha yakışıklı biriyle evlenebilirmiş ancak kimseleri beğenmiyormuş. Ablaları onu anlayamıyorlarmış bir türlü. En sonunda sinirlerini ondan çıkarmaya, Ovani'ye mantıksız, akılsız olduğunu söylemeye başlamışlar. Kızını çok seven, onun mutlu bir yuva kurmasını isteyen babasının da aklı bu olanları almıyormuş. "Söylesene kızım," demiş bir gün dayanamayıp. "Sen evlenmek mi istemiyorsun yoksa? Şu memlekette ne kadar yakışıklı delikanlı varsa kapımıza geldi. Hepsini de armudun sapı, üzümün çöpü diyerek geri çevirdin." Ovani büyük kara gözlerini kaldırıp babasına bakmış. "İstemediğimden değil baba," demiş. "Ama sanki bu insanların kalplerini görüyormuşum gibi hissediyorum. Önemli olan ne kadar yakışıklı oldukları değil, kalplerinin güzel olup olmadığı. Daha böylesine rastlamadım sadece. Hepsi bu." Bundan kısa süre sonra çok tuhaf bir şey olmuş. Küçük bir köyden Oseo adında bir kızılderili gelmiş.
Ovani'den yaşça çok büyük olan bu adam fakir, üstelik epey de çirkinmiş. Ancak Ovani yine de onunla evlenmiş. Ovani'nin birbirinden kibirli 9 ablasının şaşkınlıktan ağızları bir karış açık kalmış. Bu şımarık küçük kız aklını mı yitirmiş böyle? Elbette eninde sonunda bu şımarıklığının bir musibete yol açacağını biliyorlarmış. Ancak bu kadarı onların bile aklından geçmiyormuş. Tabii ki onların böyle düşünmesinin nedeni, Ovani'nin bir bakışta gördüğü şeyi, Oseo'nun cömert ruhunu ve altın gibi kalbini görememeleriymiş. O çirkin yüzün altında asil bir akıl, bir şairin tutkusu ve kıvılcımı yatıyormuş. Ovani de onu bu yüzden sevmiş zaten. Hele Oseo'nun onun şefkatine muhtaç olduğunu görmek, sevgisini kat be kat arttırmış. Ovani'nin bilmediği ise, Oseo'nun aslında kötü bir büyünün etkisindeki çok yakışıklı bir delikanlı olduğuymuş. Gerçekte güneş batarken dünyanın kıyısında, gökyüzünün batısında bütün haşmetiyle parlayan akşam yıldızının kralının oğluymuş. Bulutsuz günlerin akşamlarında parlayıp sönen bir mücevher misali gökte asılı durmuş akşam yıldızı. O kadar yakın görünür, ışıltısı öyle bir sıcaklık verirmiş ki insanın içine, küçük çocuklar bir uzansalar gece onu yutmadan yakalayabileceklerini, evlerine götürebileceklerini sanırlarmış. Bilge yaşlılarsa onun kesinlikle akşamları cennet bahçelerinde gezen, yüce ruhun kaftanındaki bir boncuk olduğunu söylerlermiş. Oseo'nun aslında bu yıldızdan geldiğini bilmeyenler, akşamları kollarını yıldıza doğru uzatıp da kimsenin anlamadığı bir şeyler söylediği için onunla dalga geçiyorlarmış. Bir gün komşu köyde büyük bir ziyafet için hazırlıklar yapılıyormuş. Ovani'nin bütün yakınları da davetliymiş. 9 kibirli abla, yanlarında eşleriyle kendilerini ve süslü püslü elbiselerini göstere göstere, saksağanlar gibi gevezelik ede ede ziyafete gelmişler. Ovani ve Oseo da sessiz sedasız en arkada yürüyorlarmış. Güneş batmış, alacakaranlık çökünce dünyanın kenarında akşam yıldızı belirmiş. Oseo durmuş, kollarını sanki merhamet dilercesine akşam yıldızına doğru uzatmış. Bu hareket masadakileri çok eğlendirmiş. Dalga geçmeye, hatta kaba saba sözler etmeye başlamışlar. "Öyle havalara bakacağını önüne baksana ya," demiş eniştelerden biri. "Düşüp boynunu kıracaksın yoksa." Sonra Oseo'ya dönüp, "Hey, bak, koca bir ağaç gövdesi var orada. Atlayabilecek misin üstünden?" demiş. Oseo cevap vermemiş ancak ağaç gövdesine geldiğinde tekrar durmuş. Rüzgarın devirdiği koca bir meşe ağacıymış bu. Yıllardır orada hiç kıpırdamadan yatıyormuş. Mevsimler boyu üzerinde yapraklar birikmiş. Ancak kız kardeşlerinin farkına varamadığı bir şey varmış. Ağaç gövdesinin içi bomboşmuş ve bu öyle büyük bir ağaçmış ki bir ucundan diğerine yürürken eğilmeye bile gerek kalmazmış. Oseo'nun durması ağacın üstünden atlayamayacağı için değilmiş. Ancak bu işi boş, koca ağaç gövdesinde tuhaf, neredeyse büyülü denilebilecek bir şey varmış. Oseo sanki onu bir düşte görmüş. Sanki o zamandan beri hep onu arıyormuş gibi uzun uzun bakmış. "Ne oldu Oseo?" diye sormuş Ovani omzuna dokunarak. "Benim görmediğim bir şey mi görüyorsun orada?" Oseo ise bütün ormanda yankılanan bir ses çıkarıp ağaç gövdesinin içine atmış kendini. Endişelenmeye başlayan Ovani ne olup bittiğini anlamaya çalışırken ağacın diğer ucundan bir adam çıkagelmiş. Bu adam Oseo'nun ta kendisiymiş ancak artık çirkin ve cılız değilmiş. O zayıf, hastalıklı görüntüsü gitmiş. Şimdi Ovani'nin karşısında genç, yakışıklı, heybetli bir delikanlı duruyormuş. Ancak Oseo yıllardır kendisine musallat olan lanetin kalktığını düşünüp de rahat bir nefes bile alamadan Ovani'de bir şeylerin değişmekte olduğunu görmüş. Güzel kızın kuzgun gibi siyah saçları beyaza dönüyor, yüzünde tek tek kırışıklıklar beliriyor, beli bükülüp dayanacak bir sopa arıyormuş etrafta. Oseo gençliğini geri kazanırken biricik sevdiceği gözlerinin önünde eriyip gidiyormuş. "Ah, canım benim!" diye bağırmış acıyla. "Akşam yıldızının bana ettikleri yetmedi. Şimdi de böyle mi işkence edecek bana?"
Ah, ben olduğum gibi kalsaydım, insanlar alay etseydi benimle, itilip kalkılsaydım, ömrümün sonuna kadar da senin başına gelmeseydi bunlar. Ovan ise bu haykırışlar karşısında sakinliğini yitirmemiş. Yeter ki sen böyle de sev beni, demiş usulca. Ne güzellik isterim, ne gençlik. İlla birimiz çekeceksek bu cezayı, varsın ben çekeyim biraz da senin yerine. Bunun üzerine Oseo onu kollarına almış. Onu sonsuza kadar seveceğine söz vermiş. İki aşık el ele tutuşup ziyafetin verileceği yere gitmişler. 9 kibirli kız kardeş gördükleri karşısında dona kalmışlar. Artık hepsinin eşlerinden daha yakışıklı olan, üstelik asalet konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği Oseo'ya yüreklerinde derin bir kıskançlıkla bakıyorlarmış artık. Oseo'nun gözlerinde akşam yıldızının ışıltısı parlıyor, konuştuğunda yumuşak sesi herkese hayran bırakıyormuş. Taş kalpli ablaları, Ovani'nin başına gelenlere ise hiç üzülmemişler. Hatta artık kendi güzellikleri gölgede kalmayacağı, insanlar artık her yerde sadece Ovani'ye övgüler düzmeyeceği için içten içe seviniyorlarmış bile. Nihayet ziyafete oturmuşlar ve Oseo hariç herkesin keyfi yerine gelmiş. Oseo ise bir rüyaya dalmış da etrafında olup bitenleri görmüyormuş gibi yemeden içmeden öylece oturuyormuş. Ara sıra Ovani'nin ellerini tutuyor, kulağına güzel şeyler fısıldıyormuş. Ancak geri kalan zamanda gözleri uzaklarda, yıldızlarla dolu gökyüzüne bakıyormuş. Nihayet yemekler yenmiş, sofraya bir sessizlik çökmüş. O esnada gecenin içinden, karanlık gizemli ormandan bir müzik duyulmaya başlamış. Sanki yaz zamanı alacakaranlıkta ardıç kuşunun söylediği gibi yumuşak, tatlı bir şarkıymış bu. Daha önce kimsenin duymadığı bu büyülü ses uzaklardan bir yerlerden geliyor, bir alçalıp bir yükseliyormuş. Ziyafetteki herkes merakla etrafa bakınırken yalnızca Oseo gözlerini kapatmış, sakince dinlemekteymiş. Zira herkesin sadece bir müzik olarak duyduğu bu ses, onun için göklerden gelen ve kendisiyle konuşmakta olan akşam yıldızının sesiymiş. ''Artık acıların sona erdi oğlum.'' diyormuş bu ses. ''Üstündeki bu kötü büyü bozuldu. Hiçbir büyücü sana zarar veremez artık. Artık acıların sona erdi. Artık dünyadan ayrılıp göklerde bana kavuşma vaktin geldi. Önündeki yemeğe ışığımı düşürdüm. Artık büyülü. Ye onu, her şey yoluna girecek.'' Bunun üzerine Oseo önündeki yemekten bir kaşık almış ve o anda koca ziyafet çadırı zangır zangır sallanarak yavaşça havaya yükselmeye başlamış. Kısa süre içinde ağaçların tepesine çıkan çadır yıldızlara yükselene kadar durmamış. Çadır yükseldikçe içindekiler de teker teker değişmeye başlamış. Kil çömlekler gümüş çanaklara, ahşap tabaklar istiridye kabuklarına, kirişler ve direkler yıldız ışığı altında parlayan cisimlere dönüşmüş. Çadır biraz daha yükselince 9 kibirli kardeş ve eşleri kuşlara dönmüşler. Erkekler ardıç kuşlarına, serçeleri ağaç kakanlara dönüşürken kadınlar parlak tüylü kuşları olmuşlar. İçlerinden en gevezi olan 4 kız kardeş artık saksan ve alakarga olmuşlar. Oseo oturduğu yerden kendisi de bir kuşa dönüşmüş olan Ovani'ye bakmış. Onu kaybetmiş olmak düşüncesi yüreğine bir ok gibi saplanmış. Başını acıyla önüne eğmiş. Ovani'nin olduğu tarafa son bir kez daha baktığındaysa, onu karşısında yeniden genç ve güzel halde, üzerinde ancak gökkuşağında bulunabilecek renklerde kıyafetler içinde görmüş. Bütün bunlar olurken çadır esen rüzgarlarla bir kez daha titreyip sallanmış. Artık bulutları bile geride bırakıp en sonunda akşam yıldızının ülkesine ulaşmış. Oseo ve Ovani bütün kuşları teker teker yakalayıp kocaman bir gümüş kafese koymuşlar. Bu esnada Oseo'nun babası olan akşam yıldızının kralı gelip onları selamlamış. Üstünde yıldız tozundan yapılma, yürüdükçe uçuşan bir kaftan varmış ve uzun, beyaz saçları omuzlarının üstüne konmuş bulutlara benziyormuş. ''Hoş geldiniz çocuklarım.'' demiş kral.
göklerdeki krallığım bunca zamandır sizleri bekliyordu. Zorlu sınavlardan geçtiniz. Hepsine cesaretle göğüs gerdiniz. Artık bu cesaretin ve açık yürekliliğin ödülünü alma zamanınız geldi. Artık burada mutlu mesut yaşayacaksınız. Ancak tek bir şeye çok dikkat etmenizi istiyorum sizden. Uzaklarda göz kırparmış gibi parlayıp sönen, ara sıra bir bulutla önü kapanan bir yıldızı işaret etmiş ve "Şu yıldızda Vaban adında bir büyücü yaşar" diye sözlerine devam etmiş kral. O yıldızın ışıklarını zarar vermek istediklerine ok gibi fırlatır. Ezelden beri bana düşmandır. Oseo'yu yaşlı, çirkin bir mahluka çevirip dünyaya atıveren de ta kendisidir. Dikkat edin de ışığı üstünüze düşmesin. Son zamanlarda iyice güçten düştü neyse ki. Sağ olsun, iyi kalpli bulutlar yardımıma geldiler. Onlar hep birlikte yıldızın önünü kapatıyorlar. Böylece okları buraya ulaşamıyor. Kral sözünü bitirince iki aşık eğilip minnetle onun elini öpmüşler. Peki ya şu kuşlar, demiş Oseo gümüş kafesi işaret ederek. Bunlar da mı Vabanon'un işi? Hayır, demiş akşam yıldızının kralı. Benim işim o. Sevginin gücü işte. Bu sevgi sayesinde çadırınız yükselip buralara kadar geldi. Bu kibirli kıskanç kızlarla kocalarının kuşlara dönmesi de benim işim. Yürekleri kıskançlık ve nefretle doluydu. Çünkü sizi aşağılıyor, zayıf ve çaresiz olduğunuz için size zalimlik ediyorlardı. Ben de kuşa çevirdim hepsini. Bundan daha kötüsünü de hak ediyorlardı bana sorarsanız. Ama şimdi bu gümüş kafeste de mutlular. İstedikleri gibi hava atarlar renkli tüyleriyle. Diledikleri gibi caka satarlar. Zaten şu hayatta istedikleri başka bir şey de yoktu. Şuraya, sarayımın kapısına koyalım bu kafesi. Yemlerini, sularını da eksik etmeyelim. Böylece Oseo ve Ovani, akşam yıldızının krallığında yaşamaya başlamışlar. Yıllar geçtikçe, büyücü Vabeno'nun yaşadığı o uzak yıldızın ışığı da soldukça solmuş. Kimseye zarar verecek gücü kalmamış. Bu esnada Oseo ve Ovani'nin sevinçlerine sevinç katan bir de oğulları olmuş. Çocuk, annesi gibi güzel gözlü, babası gibi cesurmuş. Akşam yıldızı krallığı bir çocuğun yaşayabileceği en güzel yermiş. Yıldızlar ve ay her zaman yanı başındaymış. O kadar yüksekteymiş ki krallık. Gökyüzü geceleri çocuğun odasındaki bir perde gibi görünürmüş. Ancak çocuk ne zaman yalnız kalsa, annesiyle babasının geldiği yer olan dünyayı düşünür dururmuş. Çok, çok uzaktan görüyormuş dünyayı. Mavi yeşil bir nokta gibi. Dünyadaki çocuklar nasıl ayı, yıldızları yakalayıvereceklerini sanıp kollarını uzatırlarsa, çocuk da dünyaya doğru uzanırmış her gece. Babası bir gün ona küçük bir yay ve minik bir ok yapmış. Çocuk bu hediyeye çok sevinmiş sevinmesine. Ancak hiçbir oyuncak yalnızlığına deva olmuyormuş. Dünyadaki çocukların neler yaptığını, nasıl oyunlar oynadığını düşünüyormuş sürekli. Dünyanın çok güzel bir yer olması gerekiyormuş ona göre. Ne de olsa çok fazla insan yaşıyormuş üstünde. Annesi ona bu uzak diyarlara ait öyküleri anlatırmış. Göllerden, ırmaklardan bahseder, yemyeşil ormanlarda sincapların, geyiklerin yaşadığını, göz alabildiğine uzanan çayırlarda sürülerin otladığını söylermiş. Annesi çocuğa sarayın girişindeki gümüş kafesteki kuşların da dünyadan geldiğini, geldikleri yerde onlar gibi binlercesinin ve onlardan daha çok güzel, fazlasının olduğunu da söylemiş. Suların üstünde zarafetle yol alan uzun boyunlu kuğular, geceleri ormanları şarkılarıyla dolduran çoban aldatanlar, kızılgerdanlar, güvercinler ve kırlangıçlar çocuğa sanki büyülü yaratıklar gibi geliyorlarmış. Çocuk bazen gidip gümüş kafesin yanına oturur, içerideki yaratıkların ne konuştuklarını anlamaya çalışırmış. Bir gün yine böyle kuşları dinlerken aklına tuhaf bir fikir gelmiş. Kafesin kapağını açacak, böylece serbest kalan kuşlar dünyaya dönerken belki onu da yanlarında götüreceklermiş. Babasıyla annesi de oğullarını özleyince onun peşinden dünyaya gelecek. Sonra ne olacağını bilmiyormuş aslında. Ancak bu fikrin verdiği heyecanla kafese iyice yaklaşıp kapağını kaldırıvermiş. Serbest kalan kuşlar etrafta hızla uçmaya başlamışlar.
Çocuk o an yaptığını pişman olmuş. Biraz da korkmaya başlamış. Ya kuşlar dünyaya döner de onu yanlarına almazlarsa? O zaman dedesine nasıl hesap verirmiş? Geri gelin, hadi geri gelin diye bağırmış. Ancak kuşlar onun bağırışlarına hiç kulak asmadan etrafta uçmaya devam etmişler. Her an dönüp dünyaya doğru kanat çırpmaya başlayabilirlermiş. Hemen geri gelin buraya diye bir kez daha bağırmış çocuk. Bu sefer ayağını sertçe yere vurup minik yayına davranarak ''Hiç acımam, vururum sizi.'' Ancak kuşlar yine bu sözlere aldırış etmeyince çocuk hemen yayına bir ok yerleştirmiş ve fırlatmış. O kadar iyi nişan almış ki ok kuşlardan birinin tüylerinin arasından geçmiş. Tüyler yere saçılmış. Yara almamasına rağmen neye uğradığını şaşıran kuş yere düşmüş, bir parça kan sızmış taşların üstüne ve yerde yatan artık bir kuş değil, koluna saplanmış bir okla genç ve güzel bir kadınmış. Akşam yıldızı krallığının en önemli kuralı, kimsenin başka hiçbir canlının kanını dökmemesi gerektiğiymiş. Bu nedenle akşam yıldızı krallığında dökülen o birkaç damla kan her şeyi değiştirirmiş. Çocuk sanki omuzlarından görünmez bir el bastırıyormuş gibi aşağı inmeye başlamış. El bastırdıkça çocuk alçalmış, giderek dünyaya yaklaşmış. Bir süre sonra yeşil tepeleri, hatta suların üstündeki kuğuları bile görmeye başlamış. En sonunda büyük bir gölün ortasındaki bir adada ayakları yere basmış ve oracağa düşmüş. Kafasını kaldırıp yukarı baktığında çadırın da yavaş yavaş aşağı doğru inmekte olduğunu görmüş. Annesiyle babası, Oseo ve Ovani, insanların arasında yaşayıp onlara nasıl yaşamaları gerektiğini göstermek için bir kez daha dünyaya dönüyorlarmış. Akşam Yıldızı Krallığında geçirdikleri yıllar onları çok bilge yapmış ve bu bilgileri artık dünyadakilerle paylaşacaklarmış. Onlar da el ele adaya indiklerinde bütün büyülü kuşlar da arkalarından gelmiş. Her birinin ayağı yeryüzüne değdiği anda yeniden insan olmuşlar. Ancak artık kuş olmadan önceki halleri gibi görünmüyorlarmış. Hepsi birer cüce. Kızıl derlilerin dediği gibi birer yaban cüceymiş. O günden sonra hep hallerinden memnun, mutlu insanlar olmuşlar. Çok az kişi gözleriyle görmüş onları. Derler ki bazen ılık yaz akşamlarında bazı balıkçılar bir anlığına büyük gölün kenarında akşam yıldızının ışığı altında dans ederken görürlermiş onları.